Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Arkadaşlarımız da cezaevlerinden çıktığı zaman bunu ifade etmişlerdi. Hepimiz buruğuz. Çünkü geride bıraktıklarımız, mücadele arkadaşlarımız siyasi birer rehine olarak cezaevlerinde tutulmaya devam ediyorlar. Tahliye sayısı az olsa bile elbette ki buna mutlulukla ve sevinçle bunu karşıladığımızı söylüyoruz ama bugün yüksek cezalarla çarptırılan arkadaşlarımızın hala cezaevinde tutulduğunu unutmamak lazım. Edirne'de sevgili Selahattin Demirtaş'ın, Kandıra'da sevgili Figen Yüksekdağ'ın ve Sincan cezaevindeki bütün arkadaşlarımızın yalnız olmadıklarını ve bundan sonraki süreçte de bu mücadelenin devam edeceğini özellikle belirtmek istiyorum. Ta ki bütün arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşana kadar. Kobani Kumpas davası elbette ki siyasi bir davaydı. Hukuki bir dava olmadığı için bugün arkadaşlarımız yüksek oranda cezalarla cezaevinde kalmaya devam ediyorlar. Yıllardır hep söyledik, Kürt halkına ve Kürtlerin yanındaki dostlarına karşı bir düşman hukuku işleniyor ve gözetiliyor bu ülkede. Kürtler her daim cezalandırılıyor. Ve bugün Kürt halkının haklı davası uğruna mücadele edenler bir şekilde cezalarla karşı karşıya kalıyor. Bizim sevincimiz elbette ki buruk. Bizim sevincimiz elbette ki yarım. Ancak bütün arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşana kadar, sadece Kobani Kumpas davasında değil, cezaevlerinde binlerce arkadaşımız var, genç yoldaşlarımız var, kadın arkadaşlarımız var. Bütün bu arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması için bu mücadele kaldığı yerden devam edecek. Uzun soluklu bir mücadele yürütüyoruz. Kürt halkının hakkını, hukukunu, Kürt halkının bugüne kadar vermiş olduğu kültür, dil, kimlik üzerine yaratmış olduğu bütün bu süreç içerisinde, bu mücadelede katkı sunan milyonlar var. Bu milyonların elbette ki yürütmüş olduğu mücadeleye bu ülkeyi yönetenlerin saygı duyması gerekiyor. Kobani Kumpas davası sonuçlanmadı. Kobani Kumpas davası bu halkın, Kürt halkının mücadelesiyle ancak sonuçlanır. O yüzden ceza verenler şunu bilsin ki arkadaşlarımız yalnız değildir ve biz bu cezaları asla tanımıyoruz. Ve bu mücadelede hep birlikte mücadeleyi büyütme sözü vererek bir kez daha arkadaşlarımızı selamlıyoruz. Thank you.